Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe ekonomiden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke de konuşmacı olarak katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Hekimhan, Arguvan, Belediye ve İlçe Başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer yaptı. Tuncer, neden hayır dedikleri konusunda bilgiler aktararak kadına yönelik olan şiddetin arttığını savundu. Bugün kadınların cinsiyetten kaynaklı her türlü ayrımcılığa, şiddete ve eşitsizliğe karşı başkaldırdıkları gündür. Ne yazık ki 2017 Türkiye'sinde kadınlar açısından gelinen nokta hiç de iç açıcı değildir. Ekonomik, sosyal, siyasal anlamda hala eşitsizlik mücadelesi veren biz kadınlar 8 Mart'ın çıkış noktasının ötesinde bugün ülkemizde bambaşka tehlike ve kaygılarla yüz yüzeyiz. Cumhuriyetle tanıştığımız layık yaşamdan çağdaş ve eşit birey olma yolunda kavuştuğumuz kazanımlardan, zorlu mücadelelerle geliştirdiğimiz haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Bilinsin ki biz kadınların kararı hayır. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Böke'nin dünyanın kabul ettiği bir ekonomist olduğunu söyleyerek ayrıca korkusuz bir kadın olduğunu belirtti. Bir kampanya var ama buraya ne için geldiğinizi biliyorum. En çok beni sevdiğinizi biliyorum değil mi? Herhalde Selin Sayık Böke'yi gömleğe gelmediniz. Değil mi? Bugün burada sadece partimiz için değil, Türkiye için önemli olan, kendisini sadece Türkiye'de değil, dünyada kanıtlamış bir ekonomistle beraberiz. Ağbaba birçok yer gezdiğini ve birçok insanın anayasada değişecek maddelerin ne olduğunu bilmediğini söyleyerek parti içi eleştiri yaptı ve üzülerek söylemek isterim ki biz tabanımıza da bunu çok iyi anlatamamışız dedi. İlçe örgütlerimizde birlikte geziyoruz. Hiç oyalamadığımız kahvelerde propaganda yapıyoruz. Hiç oyalamadığımız yerlerde gidip anlatıyoruz. Gördüğümüz manzara kötü. Maalesef anayasa değişikliği paketinin ne içerdiğini bilen kimse yok. Üzülerek söylemek isterim ki bazı bizim tabanımızda da bunu çok iyi anlatamamışız. O nedenle burası bugün bir eğitim çalışması gibi, bir referandum çalışması gibi değerlendirerek konuşmamı müsaade ederseniz yapmak istiyorum. Salonun kalabalık olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Selin Sayık Böke, biliyordum ki bu salonda böyle bir kalabalık ve coşku beni karşılayacak. Sadece bu kalabalık için heyecan duymadım. Malatya'ya gelmeyi çok istedim çünkü ben bu toprakların insanlarıyım dedi. Biliyor musunuz niye Malatya'ya gelmeyi çok istedim? Çünkü ben bu toprakların çocuğuyum. Sizinle sevgili Anadolu insanları biz paylaştığımız koskoca bir tarih, koskoca bir geçmiş ve buranın o çok kültürlülüğünü içinde yaşatmış milyonlarız biz. Benim annem Niğde'de doğmuş, Diyarbakır'da büyümüş, İzmirli bir babanın kızı, Hataylı bir erkeğe gönlünü kaptırmış, bugün Hatay'da yatıyor. Ben bu toprakların kızı olduğum için Malatya'nın işte tam da bu çok kültürlülüğü, işte tam da bu Anadolu renkliliğini, tam da bu tarihi yaşattığını bildiğim için bugün sizinle olmak istedim. Referandum süreci hakkında da konuşan Böke konuşmasını Nazım Hikmet şiiriyle bitirdi. Siyasete yeniden kadının sesinin duyulmasını istediğinizi, kadının Türkiye'de eşit ortak olduğunu ve bir yarın inşa edeceksek yarımızı dışlayarak değil, ancak beraber bunu yapabileceğimizi hatırlatmanın tam da zamanı diye düşünüyorum. Ben bu siyasette baş başa kalacağı karanlığa bırakacak mısınız? Hayır! Bugün özgürlüklerimizi KYK'larla elimizde.
yumruklarının içine koyup yürümek. Yürümek. Yolunda pusuya yaptıklarını, arkadan çelme yaptıklarını bilerek yürümek. Yürümek. Yürekten, gülerekten yürümek. Kalk ayağa Malatya, kalk ayağa.